Yeni sayıma hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başlıyoruz ama bizim için bayram haftası aslında. Bugün Arefe günü ve yarım gün piyasalar açık. Biz ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar da diliyorum evet, şimdiden. İyi bayramlar da dileyelim değil mi? Artık bayram tatilinde zaten belki birçok izleyicimiz bizim. Aynen öyle. İstanbul bir hayli boş. Yani trafikten anlaşılıyor. Siz burada mısınız bayramda? Buradayız. Evet peki. Şimdi bayram tatiline hazırlanıyor piyasalar. Bayram sonrası seçimlere geri sayacağız 23 Haziran'a kadar. Ekonomide, piyasalarda bizi nasıl bir süreç bekliyor? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı alacağız ama geçen hafta dolar 5.82'ye kadar düştü. Evet. Borsada en yüksek 90.589'u gördük. Böyle bir pozitif hava, biraz küresel piyasalardan pozitif ayrışma söz konusuydu. Ama küresel tarafa baktığımızda orada ticaret savaşı endişelerinin ciddi anlamda devam ettiğini ve fiyatlandığını da görüyoruz. Özellikle Amerika'nın Çin'den sonra Hindistan ve Meksika için ek vergi uyarısı yapması borsaları sert bir şekilde düşürdü. Bu arada hafta sonu bu limanlar yoluyla Amerika'ya giren Çin malları üzerinden %25 vergi de alınmaya başlandı. Ne diyorsunuz? Yani dışarıda hava bozuluyor ama bizim için içeride nasıl bir fiyatlama var? O zaman bu hafta şanslıyız da diyebiliriz. Çünkü en azından o dışarıdaki olumsuzlukların biraz bizi teğet geçmesi en azından tatil nedeniyle sağlanmış olacak. Çünkü nereden bakarsak bakalım işte %61-62'si hala yabancıların elinde İstanbul borsasının. Öyle bakacak olursak biraz şanslıyız bile diyebiliriz. Şu fırtına biraz daha dinebilir. Çünkü aynen dediğiniz gibi dışarıda artık o ticaret savaşları ben bakıyorum izliyorum yabancı gazetelerde ticari soğuk savaş, soğuk savaş kelimeleriyle ifade edilmeye başlandı. Dijital demir perde uygulamalarından bahsedilmeye başlandı. Böyle kavramlar da bize bazı şeylerin tansiyonunu gösterir ya. O tansiyonun ben dışarıda biraz daha kavramlaştırma çabalarıyla arttığını görüyorum. Yani bu herhalde bir süre daha herkes anladı ki bu kolay kolay bitmeyecek. Aslında daha önce sohbet etmiştik. Ya bu işin belki zikzaklar olur, anlaşma noktaları da gelir vesaire ama işin temelinde bir hegemonya mücadelesi var. Yükselen güçlerin hegemon güçle olan bir mücadelesi var. Bunun, tabii ki hegemon güçte kendi konumunu sağlamlaştırmak veyahut da onu zayıflatmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biraz da ortama daha güvensiz, geleceğe de biraz daha karamsar baktığı için bu Meksika vesaire bu tür yaptırımları, şimdi sonrasında da Meksika'ya yaptırım meselesinden, tarife meselesinden sonra hemen Avrupa'da korkmaya başladı. Ya bize de bir işler gelecek, uzanacak bu diye. Özellikle otomotiv hikayesi zaten konuşuluyordu evet, biliyorsunuz. Daha Avrupa Birliği tarafında hiç konuşmuyoruz şu aşamada. Yani ama orası da korktu. Orada da endeksler, DAX'ta, Paris'te hepsi bir düşüş gösterdi. Hani diyelim ki İngiltere biraz daha farklı, Londra borsası biraz daha farklı dinamiklerle hareket ediyor desek bile kıta Avrupa'sının önemli borsaları da bir düşüş gösterdi. Bu rüzgarın 2019 boyunca devam edeceğine dair bir genel kanaat var benim gördüğüm dışarıda ve hatta sıkıntıların artacağına dair de. Hatta bu türbülansın, buradan gelen rüzgarların da şiddetinin sertleşebileceğine dair bir genel kanı var. Yani şeyler, oradaki tutum değişiklikleri farklılaştı. Belki bunda en önemlilerden bir tanesi mesela Google, Qualcomm, Broadcom, Intel gibi Silikon Vadisi devlerinin de daha önce Trump'ın bu korumacı politikalarına karşı çıkarken bir bu son adımlarla Huawei adımıyla beraber Trump'ın yanında hizaya girmesi de bu savaşların biraz daha derinleşeceği, biraz daha çatallaşacağı işlerin yönünde bir güçlü gösterge oluşturdu. Evet. Ya yani dışarıda bu, hava bayağı bozuldu. Hava iştah bakımından ciddi bir bozulma var. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Peki şimdi bu haftanın gündemini şöyle bir hatırlatalım. Evet biz içeride bayram tatilinde olacağız ama mesela dışarıda yarından itibaren Euro bölgesi TÜFE, Amerika'da dayanıklı mal siparişleri verisi var. Çarşamba günü Amerika'da özel sektör istihdam verisi önemli. Fed'in 5 kitap adlı yerel ekonomik gözlemlerinin değerlendirildiği raporu açıklanacak. Yine
Perşembe günü Euro bölgesinde birinci çeyrek büyüme verisi, Amerika'da işsizlik başvuruları verisi açıklanacak. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam raporu var. İtalya'da Merkez Bankası'nın bir raporu var, o açıklanacak. Yani dışarıda verilerin de ön planda olacağı bir süreçten geçiyoruz. Bu arada gelişmekte olan ülke para birimlerinin aslında genel olarak yükseldiğini görüyoruz. Ticaret savaşında bu Amerikan ekonomisine ticaret savaşı zarar verecek. Fed faiz indirecek gibi bir fiyatlama da var bir yandan. Yani Fed ile ilgili beklentilerin de değiştiği bir yıl oldu 2019. Onu da herhalde bir köşeye not etmek lazım. Kesinlikle. Ya, o oynaklıkların da arttığı Fed açısından bir süreç oldu. Hani Fed herhalde hemen böyle bir faiz indirimine gitme noktasında hareket etmeyecek. Yani en azından aklına fikrine güvenilecek uzmanlar böyle bir beklenti içinde değil şu an için. Ama bu silahın da devreye sokulabileceği Fed'in kendisi tarafından da ifade edildiği için önemli bir gelişme olarak bu yıl içinde beklenebilir. Hemen olmayabilir ama belki de yılın sonuna doğru Amerikan ekonomisinin gelişmelerine doğru öyle biraz dolar gelişmekte olan ülkelerin paraları karşısında hızla değer kaybetti diye birkaç gün içinde hemen bu adımlar atılmaz. Ama bu bir süreç halini alırsa Amerikan ekonomisinde işte geçen hafta da çok tartışılan o resesyon herhalde başlayacak meselesi daha somutlaşırsa bu adım da gelebilir. Peki, şimdi sorular var. Mesela bayram tatilinde dolarda bir ekstra hareket olur mu? Bu konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum, sizden alacağım. Ama makro gündemi de izlediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Cuma günü büyüme geldi. Ekonominin %2,6 daraldığını gördük birinci çeyrekte. Şimdi ikinci çeyrek için beklentiler konuşulmaya başlandı ve bugün de enflasyon gelecek. Bu konuyla ilgili de sorularınız varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr posta adresimiz. Mayıs enflasyonuna ilişkin bugün açıklanacak enflasyon Reuters bir anket yapmış. TÜFE'nin Mayıs'ta %1,3 artması, yıllık enflasyonunda %19,1'e gerilemesi bekleniyor. Mayıs'ta yeni mevsim ürünlerinin tezgahlara girmesiyle işlenmemiş gıda tarafından fazla baskı gelmeyebileceği ancak özellikle giyim ve ulaştırma gibi kalemlerin artış yönlü etki yaratabileceği yine konuşuluyor. Yıllık enflasyon Mart'ta %19,71, Nisan'da ise %19,5 olmuştu. Hafta sonu İTO İstanbul enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre perakende fiyatlar %1,02, toptan fiyatlar ise %2,17 arttı. En çok zamlanan ürün %22,22 ile sigara oldu. Sivri biber %52,46 gerileme kaydetti. Birazdan bu listelere de ayrıntılı bakacağız. Çin'den Amerika'ya bir suçlama var. Çin Devlet Konseyi bir yılı geride bırakan Amerika ile ticaret müzakerelerine ilişkin Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçlayarak iki devletin orta yolda buluşması gerektiğini bildirdi. Çin Devlet Konseyi Çin-ABD ticaret sürtüşmesi hakkında Çin'in tutumu başlığıyla Beyaz Kitap isimli bir rapor yayınladı. Raporda Amerika'nın Çin'e karşı provoke ettiği ve ticari sürtüşmenin iki ülke ve küresel çıkarlara zarar verdiği belirtiliyor. Raporda ABD-Çin, ABD ticaret müzakerelerinde kendisiyle çelişiyor, samimi konuşmuyor şeklinde bir değerlendirme var. Çin öteden beri eşitlik, karşılıklı, yarar ve samimi ticari müzakereler tutumunu sürdürüyor değerlendirmeleri de ön plana çıktı. Bu arada Çin'le ticaret savaşı tüm hızıyla sürerken bu savaşta Meksika cephesini de aşan Amerikan Başkanı Trump, Mayıs ayında küresel piyasalardan 2 trilyon dolarlık kayıp yaşanmasına yol açtı. Amerika ile Çin arasındaki savaşın Huawei üzerinden devam etmesi özellikle teknoloji hisselerinde sert düşüşlere yol açtı. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq'ta Mayıs ayında %7,9'luk bir düşüş var. S&P 500 endeksinde yer alan teknoloji şirketlerindeki düşüş ise %8,9'u buldu. En son Meksika kararı ise otomotiv üreticilerini vurdu. Borsalarda otomotiv hisselerinde sert düşüş yaşandığını belirtelim. Amerikan Başkanı Trump ve First Lady Melania Trump 3-5 Haziran tarihleri arasında İngiltere'yi ziyaret edecek. Yani ziyaret bugün başlayacak. Birleşik Krallığı ziyaret eden 3. Amerikan Başkanı olacak Trump. İngiltere ziyareti için Washington'dan ayrıldı ve ayrılmadan önce İngiltere'nin en önemli gündem maddesi olan Brexit ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin İngiltere'ye daha iyi ayrılma koşulları sunmaması durumunda İngiltere'nin masadan kalkması gerektiğini belirtti.
Eğer iyi şartlar sunulmazsa İngiltere 49 milyar dolarlık boşanma faturasını da ödemeyi reddetmeli dedi. Trump'ın İngiltere ziyaretinde protestolara da hedef olması bekleniyor. Şimdi piyasalar tarafına baktığımızda da özellikle doların 5.82'lere kadar düştüğünden söz etmiştik. Şu anda 5.84.90'lı seviyelerde. Euro TL 6.53'ten geçiyor. Borsada yine yükseliş vardı. Özellikle geçen hafta 90.500'lü seviyeleri de görmüştük. Bu pozitif ayrışma devam edecek mi bu hafta? Özellikle biz kapalıyız ama bayramdan sonra seçimlere kalacak aradaki iki haftada fiyatlamalar nasıl olacak? Bunlara bakacağız. Küresel çapta ciddi bir satış dalgası var. Amerika ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı ve yeni cephelerin ticaret savaşında eklenmiş olması borsalarında sert düşmesine yol açtı. Bu sabah Asya'da biz bu olumsuz havayı görüyoruz. Avrupa borsalarının negatif bir başlangıç yapması bekleniyor yeni güne. Petrol 61 dolar civarında, altının onsunda bir yükseliş var. Güvenli liman arayışıyla ons altın 1310 dolara kadar yükseldi. Ve içeride altın ne durumda? Hemen bakalım. Gram altın 247 liradan yeni güne başlıyor. Çeyrek altın 405, yarım altın 798, tam altın da 1596 lira. Evet, herkesin merak ettiği o soruyu sorarak devam edelim. Biz Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Bayram Yıldız sormuş. Bayram tatilinde dolarda ekstra bir hareket olabilir mi? Çok beklemiyorum. Doğrusu piyasa da beklemiyor. Belki cuma günü bir şeyler görebiliriz ama hani yurt dışı piyasalarda bizim aleyhimize, dolar Türk lirası açısından aleyhimize gelişecek fazla bir olay yok gibi görünüyor. Yani bir haber akışı yok gibi görünüyor. Şu anda da içeride ve hatta önemli ölçüde dışarıdan da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu S-400'ler meselesinde bir anlaşma olabileceği yönünde bir algı var. Aslında bu bir spekülasyon diyelim. Çünkü evet. Bununla ilgili net bir açıklama yok. Hatta son olarak Cuma günüydü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, böyle bir şey yok. Biz devam ediyoruz programa gibi bir açıklamada bulundu. Ama işte süreci izleyince Hulusi Akar'ın, Savunma Bakanı, o açıklaması Haziran'a kadar, Haziran'dan da sonraya ertelenebilir gibi, yetişmeyebilir gibi bir açıklama yapması. Aslında ondan hemen çok kısa bir süre önce dışarıdan bu yönde bir haber, bir ajansla böyle bir haberin çıkması, Türkiye ertelemeye hazırlanıyor S-400'lerin gelişini gibi böyle bir kısa haber çıkması, arkasından bu açıklama, Rusya'nınsa hayır biz yetiştiriyoruz bunda bir sıkıntı yok demesi, herkes ya burada Türkiye acaba bir uzlaşma arayışı içinde mi sorusunu gündeme getirdi. Hemen arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Donald Trump arasındaki o telefon görüşmesi bu konudaki görüşü iyice pozitife evet. çevirdi. Arkasına da NASA'nın eski çalışanının serbest bırakılması geldi ki bunlar bizim hafızalarımızı hemen tabii ki tazeledi. Rahip Brunson'un serbest bırakılması sonrasında doların aşağı yönlü eğilimlerini hatırladık. Piyasalar bunu bir anlamda satın aldılar. Netleşmiş bir şey yok ama bu yönde bir çabanın olduğu da gizlenemez, bir sır değil. Görüşmeler devam ediyor. 27'sinde, tarihi yanlış hatırlamıyorum değil mi? 27'sinde bu Japonya'daki evet, G20 zirvesinde de görüşecekler beklentisi var. En azından oraya kadar bir rahatlama oluştu piyasalarda. Ben onun etkisi diye düşünüyorum. Yani bu bizi yoksa 5.82'ye düşüren hareket biraz bunun etkisiyle. Bunun etkisi. Kısmen belki bunda yani büyümeyle ilgili en azından çeyrekler bazında teknik resesyondan çıktık meselesinin bir katkısı olmuş olabilir ama esas itibariyle o köpüğün, zaten bir köpük olduğunu hep konuşuyoruz. O köpüğün biraz alınmasında ki kısmen biraz daha bu geriye gelebilir haber akışına bağlı olarak ama ileriye de gidebilir. Bu da çok çok mümkün. Yani bu artık geriye gelecek dememiz kesinlikle mümkün değil. İlla yukarı çıkacak dememiz de mümkün değil. Bence haber akışının burada önemli olduğu bir sürece girdik. Özellikle hemen hemen iki hafta kalmış olacak bayram sonrasında seçimlere. O iki hafta yatırımcıların herhalde çok dikkatli olması ve belki biraz da bu süreçte yani çok fazla değişkenin olduğu
ve de çok fazla şeyin gerçekten değiştiği bir ortamda karar verme süreci de biraz sıkıntılı olabiliyor. Yani ya bunu uzun da sürebiliyor. Biraz artık orada tecrübelerine göre yatırımcılar biraz kendi içlerinden gelen sese de kulak vermeleri uygun olabilir. Biraz o deneyimler bilinçaltımıza böyle biraz analiz ede sonuçta o bizi bilinçaltının kapısına getiriyor. Sezgilerimizle verdiğimiz kararlar bazen en doğruları oluyor. Altıncı his demiyorum. Ama o tecrübelerimize göre de biraz hareket etmemiz lazım. Kendi içimizdeki sese de kulak diyorum. Vermemiz lazım. Kulak vermemiz lazım. Onun için temkinlilik en iyisidir. Şimdi büyüme açıklandı. Birinci çeyrek büyümesi %2,6'lık daralma var. Beklenti 2,5 oranında bir daralmaydı. Evet. Son çeyrekte de %3 oranında bir daralma söz konusuydu. Şimdi ikinci çeyrek konuşulmaya başlandı. Bu yılın büyümesi ne olur? Bununla ilgili beklentiler konuşuluyor. Bir yandan da bugün enflasyon gelecek. Enflasyondaki beklentileri de aktardık. Burada %1,3'lük bir artış beklentisi var. Eğer böyle olursa 19,1'e düşecek enflasyon. İstanbul enflasyonu her zaman bir gösterge olmayabilir deniliyor ama belli bir korelasyonu vermesi Tabii. açısından da önemli. Orada perakende fiyatlar 1,02, toptan fiyatlar 2,17 artmıştı. Ne diyorsunuz? Yani en çok azalan ve artan ürünlere de bakacağız ama bir İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı bu perakende fiyatlarındaki artışlar ya da azalmalar gerçekten hep bir gösterge niteliğinde oluyor. Oradan birçok şeyi öngörmek mümkün oluyor. Son dönemde de birbirini yakalayan, destekleyen rakamlar görüyoruz. Öyle baktığımız zaman belki de 1,3 değil, biraz daha altında bir yerde bu enflasyonun gerçekleşme ihtimali olabilir. Öyle de olursa belki 19,1'ler, 19,2'ler değil de 18'in yüksek rakamlarını da görebiliriz ama bir hani baz olarak bir 18'lere doğru da bir gerileme de olabilir. Bir imkandır. Neden bunu söylüyorum? Biraz da gözlemlerden dolayı söylüyorum. Ben evet çok konuştuk. Hani sadece sivri biberin %50'den fazla değer kaybetmesinden dolayı değil ama birçok gıda maddesinde bu ay içerisinde hafif hafif gerilemeler oldu. Yani domates, soğan, erik, bezelye, kabak hepsinde, en çok düşenler arasında bir görelim. Hepsinde oldu. Bunun bir yansıması olacak. Geçen sene de baz etkisi öyle çok düşük değil. Mayıs ayında bayağı yüksek bir enflasyon vardı. O açıdan belki bu sefer birler civarında kalma ihtimali, yani İstanbul Ticaret Odası'nın oranına yakın, tabii ki sepet çok farklı ama oranına yakın, hatta onun biraz altında bile gelme ihtimali var bence aylık bazda. Bu da bizi 18-80'lere, 90'lara getirebilir. Evet, bu arada fiyatı en çok artanları veriyoruz şu anda ekranda. Burada Mayıs ayında geçen ay %22,22'li uzun ve kısa filtreli sigaralar fiyata en çok artan. Sigara ki parantez açayım çok önemli çünkü ilk 5 arasında hatta ikinci sırada. O açıdan o enflasyonu olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan biri. Sigarayı %21,56 ile tuzlu fıstık izliyor. %20,73 ile şehirler arası otobüs bileti ücreti var. Tabii herkes herhalde şey yaptı değil mi, bayram öncesi bilet alışverişi de yapılmış anlaşılan. %16,66 ile tavuk, %15,35 ile limon fiyatı en çok artan ilk 5. Evet. İşte düşenleri de az evvel söyledik. Sivri biber, soğan, erik, bezelye, kabak ilk 5'te de bunlar var. O tarafta bir azalma olduğunu görüyoruz. İşte sigara meselesi çünkü %4'ün üzerinde, yani toplam o paketin içerisinde hani bütün o 400 küsur maddelik enflasyona etki eden maddelerin, kalemlerin hepsini 100 olarak kabul edersek bunun içerisinde sigaranın payı %4'ün üzerinde. Yani o tek başına enflasyonu ileriye götürüp aşağı çekebilecek maalesef bir etkiye sahip. Onun etkisini diğerleri biraz bana dengelemiş gibi görünüyor. En azından sebze meyvede. Bir de baz etkisinin de bu sefer devrede olacağını düşünüyorum ben. Çok büyük bir artış olmadı. O dolardaki yükselme çok fazla fiyatlara yansımadı. Bir önceki dönemde gördüğümüz kadar.
Ama sonuçta zaten açıklanacak, hep beraber göreceğiz. Evet. Bu demek değil ki 18'e inse enflasyon o ne güzel artık tamamen aşağı düşüşme trendine girdi. Böyle bir şey demek için böyle erken. Böyle bir şey tabii. demek için çok erken. De Mayıs Ramazan'a denk gelen bir ayda oldu Hakan Bey. Mesela Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir araştırma yapmış. Ramazan'da gıda fiyatlarına özellikle bakmışlar. İkinci yarıda 14 ürünün market fiyatı artmış. 17 ürünün fiyatı azalmış. 5 üründe fiyat değişimi yok. Mesela kuru fasulye, nohut, kuru incir, fındık, zeytinyağı fiyatları değişmemiş. Fiyatı düşen ürünler var. Mesela salatalık en çok fiyatı düşen. Yine sivri biber var, domates var, patates, kabak, patlıcan, havuç, marul, yumurta fiyatları düşmüş. Markette en fazla fiyat artışı tuzlu fıstıkta. Fiyatı artanlar listesinde kuru üzüm, süt, limon, maydanoz ve tavuk eti de var. Yani gıdada hem artanlar var hakikaten hem düşenler var. Hani bu birbirini dengeleyecek mi sonuçta? Totalde nasıl bir etki olacak? Onu herhalde göreceğiz. Ağırlıklarına göre de bir etki yani olacak. Yani gıdada özellikle yaş meyve sebzede bir düşüş göreceğimizi anlıyoruz artık. Çünkü hem market fiyatlarından bakıyoruz. Hani birbirlerini evet bazıları olumlu etkiliyor, bazıları olumsuz etkiliyor enflasyon açısından. Ama bir genel bir azalma var gibi. Normaldir de çünkü mevsimsel olarak da bu etkileri görmemiz gereken bir döneme de girdik zaten. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Görmezsek o zaman enflasyonla mücadele açısından iyice zorlu bir sürece girmiş olacağız. Fakat hani yeterli yani yaş meyve sebzedeki düşüş enflasyonu aşağıya çekmekte çok yeterli olmayabilir. Yani o güçlü bir çekişi getirmeyebilir. Orada daha çok bu baz etkisinin ben devrede olacağını düşünüyorum. İşte o Eylül'e doğru bir azalmayı yavaş yavaş göreceğiz. Çünkü Haziran'da da çok yüksek rakamlar var. 2.60'lar civarında geçen seneden enflasyon var. O bu sene o kadar yüksek enflasyon olmasını beklemiyoruz en azından şu gidişatta. Temmuz'da 0.55 var ama yani geçen sene 0.55 olmuştu. Ama o Temmuz ayında genelde zaten fiyatların düştüğü bir ay olur. Eğer dolarda çok kurlarda çok ciddi bir hareket olmazsa yukarı yönlü. Biz yine böyle bir Eylül'de özellikle tabii 6.30'luk o rakam da enflasyon dışına çıktığı zaman, serinin dışına çıktığı zaman bir azalma göreceğiz. Ama beklediğimiz oranda mı, tek hane söylendiği gibi ekonomi yönetimi tarafından olur mu? Bunlar çok mümkün görünmüyor. Yani benim en azından yaptığım hesaplara göre pek öyle tekhaneleri görebilecekmişiz gibi görünmüyor bu sene. Birkaç soru alalım. Şenol Bayrak enflasyonu en kötü geride kaldı mı demiş. En kötü geride kaldı mı? Bir süre için öyle görünüyor. Evet. Peki. Bir süre için ama. Reel sektör beklemede işler nasıl açılacak diyor Yüksel Yener sormuş. Siz de reel sektörle çok iç içesiniz aslında değil mi? Ya onların beklentilerini belki bize aktarabilirsiniz. Vallahi tüketici güven endeksleri de ekonomi güven endeksi de ortada. Her ikisi de dip seviyelerde ya da diplere çok yakın yerlerde. Yani tüketici güven endeksi zaten başlangıcından bu yanaki en düşük seviyesinde. Evet. Ekonomi güven endeksi de, reel kesim güven endeksi de maalesef çok yani tarihi diplerinde değilse de oralara yakın seyrediyorlar. Yani satışların hala durgun olduğunu görüyoruz. Bayramda bir canlanmayı herkes bekledi. Hatta bazı firmaların satışlarında konuştuğumuzda %50'ye varan artışlar olduğunu ifade ettiler. Genel itibariyle de bu bayramda önceki bayrama göre bir %10-15'lik bir ekstra iş yapacağını, daha fazla iş yapacağını düşünüyor piyasa. İlk şeylerde verilerde o yönde ama bütün bunlar geçici. Hani satışların az olduğu, yani tüketimin bu anlamda herkesin biraz frene bastığı. Çünkü gelirleri insanların artmıyor. Artmadığı için, enflasyon karşısında da aşağıda kaldığı için harcamaktan kaçınan bir ortam var. Harcamadan kaçınan bir ortamda sanayici de üretim yapmaktan kaçınıyor. İşte görüyorsunuz büyüme rakamlarına da yansıyan neydi? Müthiş bir stok erimesi var. Eğer bir yanlış hesap yapılmadıysa 6.3'lük bir stokta bir negatif etkisi oldu büyümeye. Yani çünkü stoklar eridi. Peki bunların yerine yenisi konacak mı? Birçok önemli bir sorun bu. Nasıl konacak? Çünkü
bir talep gelmiyor piyasadan. İhracattan talep var ama orada da bir azalma olduğunu görüyoruz. Geçen sene 168 milyar dolarlık ihracat yaptık. %7'lik bir artış sağladık. Evet. Bu sene Rıza Tuna Turagay Bakan Yardımcısı açıkladı. Nisan sonuna kadar 60 milyar dolarlık ihracat yaptık. Artış oranı %3.8. Yani geçen senenin artış hızına göre bir azalma var. Tabii ki bunda Avrupa'nın, özellikle Almanya'nın ekonomik büyümesindeki durgunlaşma, yavaşlama da çok etkili oldu. Nisan biraz daha iyi geldi. 4.6 geldi ihracat artışında. Ama görüyoruz ki geçen senenin altında bir performans gösteriyor ihracatta. O zaman içeride satışlarda durgunluk var. Tüketim kendini bir anlamda frene basmış. İhracatta da çok böyle ciddi bir artış olmadığı yerde yatırımlar gündeme gelmiyor. Türkiye'de büyüme yatırımla gelir. Bir nokta bu. İkinci bir nokta, ISO 500 açıklandı bu arada biliyorsunuz. Evet. Oradan önemli ipuçları elde ettik. Nedir? Bilançolar kar üretmek durumunda. Yani şirketler niye var? Kar yapsın diye var. Kar etmek için var. Bilançoların kar ettiği bir durum var mı? Var. Yüzde, yani vergi öncesi 19.2. Yani hemen hemen enflasyon gibi. Öz kaynaklara eklenebilecek düzeyde bir kar elde edemiyor. En büyükler bile elde edemiyor. Bence şimdi ISO ikinci 500'ü gördüğümüzde orada oranların biraz daha düşmüş olduğunu da görebiliriz. Çünkü ISO ilk 500'e baktığımızda bazı firmaların çok yüksek karlılıkları nedeniyle bu kar oranının da yükseldiğini görüyorsunuz. Kar oranı yükselen firmalar, yani üretimden satışlar üzerinden gelen karların birçok firma için aslında çok daha aşağılarda, evet, %10'lar civarında olduğunu görüyorsunuz. Bir de finansman maliyetlerinde artış var. Finansman faaliyet kârı içinde finansman gider payı giderlerinde %50'den 89'a çıkmış. Evet, 88.9'a çıktı. Çok önemli bir artış. Faaliyet dışı gelirlerde de bir şey var, artış var. Yani çok kısacası sizin elde ettiğiniz kar sermayenizi büyütmüyor, aksine bir azaltma sürecine, çok şiddetli değilse de yavaş yavaş bir azaltma sürecine girmiş vaziyette. Enflasyon o açıdan önemli. Enflasyon böyle yüksek kaldığı sürece bu karlılıklar sermayeye bir yeni kaynak olarak eklenemiyor. Dün borç alıyordunuz, bunu bir şekilde büyümeyi devam ettiriyordunuz. Bugün borç almanın da zorlaştığı, ne diyor Merkez Bankası bize? Reel kesimin borçları da azalma var diyor. Kademeli olarak azalma var diyor. Neden? Çünkü borç ödüyoruz. Borç ödediğimiz için azalma var. Hani cari fazla verdik, evet, de bundan dolayı değil. Onun için biraz böyle teknik resesyon değilse de biraz atacağımız adımlara çok bağlı. Fakat şu anki durum bize bu sene fazla bir büyüme elde edemeyeceğimizi, hatta küçük de olsa bir küçülmeyle kapatabileceğimizi, durgunluğunda biraz uzun sürebileceğini gösteriyor. Borsa açıldı bu arada, yatay ama negatif bir açılış. 91.335 seviyesindeyiz açılışla birlikte. Bakalım bu kısa haftada piyasalar için bu yarım günlük performans nasıl olacak? Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ'la birlikteydik. Hakan Bey, teşekkür ediyoruz. Soru ve yorumlar için izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Herkese şimdiden iyi bayramlar dileyelim. Biz gerçi bayramda da devam edeceğiz ama şimdiden bayramlarını kutlayalım izleyicilerimizin. Gerçekten kutlayalım. Çok keyifli bir bayram olsun. Biraz da böyle piyasalardan uzak, huzurlu ve mutlu bir insanların sevdikleriyle beraber olduğu ya da biraz dinlendikleri. Evet. Buna da ihtiyacımız var çünkü, değil mi? Aynen. Peki, bir bayram olsun. Katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.